Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mas yayınları matematik soru bankası. Evet, ünite 1 test 4 dersimize devam ediyoruz. Gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olur ve kanalımızı desteklerseniz gençler çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıda 20 daireli bir apartmanın giriş katında bulunan posta kutularının görünümü verilmiştir. Posta kutuları dairelerin kapı numaralarına göre e, kapı numaralarına göre sıralanmıştır. Bir postacı görselde verilen posta numarasının iki tanesine mektup atıyor. Mektup atılan posta kutuları üzerindeki numaralar asal çarpan sayısı tek sayım ve asal olmayan aralarında asal sayılardan oluşmaktadır. Buna göre mektup atılan posta numaralarının numaraların toplamının alabileceği değerlerin toplamı hangisi olamaz diyor. Şimdi gençler öncelikle ne olacak burada? Asal sayı olmayacak. O halde asal sayı olmayacak dediği için bize verilen sayıların asalları eleyeceğim. Bakın 11'i eledim. 13, 17, 19, 23 ve 29 eleyelim. Peki asal çarpan sayısı tek sayı dedi gençler. Bakın 12'nin gençler asalları 2 ve 3'tür. 12'yi eleriz. 17 gençler 2 ve 7'ye bölünür. 14'ü eleriz. 15 gençler 2, 3'e ve 5'e bölünür. Evet asal çarpanı 2 tanedir eleriz. 16 gençler 2'nin 4. kuvvettir. Yani sadece asalı 2 tanedir. Bu kalacak. 18 gençler 2 ve 3'e bölünür. 22 ve 5'e bölünür. Eliyorum. 21 3 ve 7'ye bölünür gençler. Eledim. 22 2 ve 11'e bölünür. Eleriz. 24 gençler asal olarak 2 ve 3'e bölünür. 25 gençler 5'in karesidir. Bakın asalı bir tane bu kalacak. 26 2 ve 13'e bölünür. Evet 26'yı eliyorum. 27 gençler 3'ün 3. kuvvetiydi. Bu kalacak. 27, 28 2 ve 7'ye bölünür gençler asallardan. Eliyorum. 30 da 2, 3 ve 5'e bölünür. Asal sayısı gençler tek sayı olmadığı için bunu da eliyoruz. O halde geriye kalan sayılarımız 16, 25 ve 27. Arkadaşlar burada 16, 25 ve 27'yim. Farklı şekillerde topladım. Düşüneceğim çünkü iki tanesi de mektup bırakıyor. 16 ile 25'i toplarsam evet 41 yapar. Bakın 41 olabilir. Evet, D seçeneğini elde ettim. 16 ile 27'yi toplarsam 43 olur gençler. C'yi elde ettim. Evet, 25 ile 27'yi toplarsam buradan da 52 sayısı elde edilir. Evet gördüğünüz gibi Bursa seçeneği elde edilemez diyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuza fen bilimleri dersinde bitkilerin farklı ortam ve koşullardaki büyümelerini araştırmak isteyen Eylül 15 cm boyunda iki fidan alıyor. Bu fidanların farklı ortam ve koşullarda bir ay boyunca büyümelerini gözlemliyor. Eylül bir ay sonunda fidanların boylarını santimetre cinsinden ölçüyor. Ölçtüğü bu uzunlukların asal çarpanları aynı olan iki doğal sayı olduğunu görüyor. Evet, bir ay sonunda birinci fidanın boyu 75 cm olduğuna göre ikinci fidanın boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gerçekten burada 75'in asal çarpanları düşünürsem 75 3'e bölünür 25, 25 5'e böldüm 5 ve 5'e böldük 1. O halde 75'in asalları gençte 3 ile 5'tir. O halde buradaki soru işaretinin asalları da 3 ve 5 olması gerekiyor. Gerçi yani yani 3'e ve 5'e bölmesi gerekir. O halde verilenlere baktığımız zaman gençler 100 aynı zamanda 2'ye bölünür. Bakın 120 bölünür. 150 gençler 2'ye bölünür. 135 sadece 3'e ve 5'e bölünür. O halde C şıkkı sorumuzun yanıtıdır. Şöyle gençler 135'in asallarının 3 ve 5 olduğunu gösterelim. 3'e bölersem 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bakın sadece 3 ve 5 var. Bundan dolayı C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. Evet üçüncü soruya geldiğimiz zaman Elif'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı ile Alper'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda gösterilmiştir. Elif ve Alper yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemlerini arkadaşlara vermiştir. Buna göre Elif ve Alper'in toplam kaç kalemi kalmıştır diye soruyor. Gençler öncelikle Elif'i inceleyelim. Elif'in gençler zaten şöyle düşünün. Bir sayının en küçük çarpanı birdi. Gençler diğer iki tane en büyük de kendisinden sonra en büyüklerde 5 ve 10 olduğunu söylüyor gençler ben öyle bir sayı söyleyeceğim ki bak 5 ve 10'un katı olması gerekir. Ben burada Elif'in kalem sayısını eğer 20 dersem 20'nin gençler ikinci büyük çarpanı evet 10'dur. Evet bir sonraki çarpanı da 5'tir gençler. Bakın şöyle 2 çarpı 10 4 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Evet 10'un katları gençler mesela 30 deseydim. Evet ne olması gerekirdi? 15 gibi bir sayıda burada yer alması gerekirdi. O halde Elif'in 20 tane kalemi var diyoruz. Alper'e geldiğimiz zaman yine en küçük çarpanı 1. En büyük gençler kendisinden sonraki en büyüklerde 9 ile 15 olması gerekiyor. Yani 15 sayısını gördüğümüz zaman bakın 15 3 ve 5'ten oluşuyor. O halde 15'e bölünen sayı aynı zamanda 3'e ve 5'e bölünecek. Bakın 3, 5, 10, 9 ve 15 diye düşündüğümüz zaman buraya 45 sayısını yazarsam evet 45'in gençler çarpanları bakın 1 çarpı 45 3 çarpı 15 5 çarpı 9 olarak yazılır. Kendisinden sonra 2 tane büyük gençler 15 9 9'dur. O halde burada Alper'in kalem sayısı da 45'tir diyoruz. Peki bizden gençler evet buradaki sayılar kadar asal çarpanlar kadar arkadaşlarına verdiler. Yani bir Elif burada 15 kalemini verdim. O halde Elif'in 20'den 15 çıkarsam 5 kalem kaldı. Alper de gençler 15 ile 9'un toplamı 24 kalemi arkadaşlarına verdi. 45'ten 24'ü çıkartırsam bunun da 21 kalemi kaldı. O halde 21 ile 5'i toplarsam ikisinin kalem kalem sayıları kalan kalem sayıları 26 olur ve C şıkkı da doğru yanıttır deriz. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geldiğim zaman alanı 48 birim kare olan bir masa örtüsü dikdörtgen şeklindeki bir masaya şekil 1'deki gibi kısa kenarına, kısa kenar üzerine ve şekil 2'deki gibi uzun kenarı üzerine örtülmüştür. Şekil 1'de verilen örtünün uçları aşağı doğru sarkmakta. Şekil ikide şekil ise örtünün uzunluğu tam olarak masanın uzun kenarı kenar uzunluğu kadar olmaktadır. Şekil 1'de örtünün aşağı sarkan kısmı Örtünün tüm alanının dörtte biri ise dikdörtgen şeklindeki masanın üst yüzeyinin çevresi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yaş alan 48 olduğu için önceki 48 çarpanları ayıracağım. 1 kere 48, 2 kere 24, 3 ile 16, 4 ile 12, 6 ile 8'in çarpımı 48'dir. Peki ben gençler uzun kenara eğer 48 dersem Şimdi gençler şöyle düşüneyim. Uzun kenar 48 bu sarkan kısmı evet dörtte biriydi gençler. O halde sarkmayan kısmı gençler ne olması gerekir? 4'te 3 olması gerekir. 48'in 4'te 3'ü 4'e böldüm bir dörde böldüm 16. 16 çarpı 3'ten evet gençler ne olması gerekir? Özür dilerim 12. 12 çarpı 3'ten 36 olması gerekir. Bakın o halde buraya ne diyorum? 36 olması gerekir. Uzun kenar 48. E, kısa kenar 36 dersem çevrem e, 2 çarpı 36 artı 48 dersek 2 çarpım evet, 8 6 daha 14 elde var 1. 4 7 1 de elde 8. 2 ile 84'ü çarparsak da 168 olur. Verilen cevaplarda zaten 168 yok gençler. Peki ikinci durumda eğer ben gençler uzun kenara eğer 24 diyecek olursam. 24 gençler o halde buradaki alan yine şöyle düşünelim. Alanın 4'te 1 sarkması için geriye kalan alan her zaman 4'te 3'tür. O halde 24'ün 4'te 3'ünü düşüneceğim. Şöyle diyelim gençler 24'ün 4'te 3'ü dersem 4'e böldüm 1 4'e böldüm 6. 6 kere 3 18 olması gerekir kısa kenarın. O halde bu durumda çevre 2 çarpım uzun kenar 24 kısa kenar 18 dersem 24 ile 18 toplarsak gençler 42 yapar. 2 çarpı 42'den çevre uzunluğu 84 olabilir. Bakın buradan C şıkkı elde edilir. Peki. Evet. Biz burada sevgili gençler şöyle kalemi değiştirerek söyleyelim. Uzun kenarı 16 dersem. Yine kısa kenar gençler bunun 4'te 3'ü. 16'nın 4'te 3'ü 4'e bölersek 4 3'le çarparsam. Evet kısa kenar 12 olur. Buradan gençler çevre 2 çarpı 16 artı 12. 16, 12 daha 28. 2 çarpı 28. 56 olur. Bakın B'yi de elde ettik. Evet. Burada gençler şöyle kalemi değiştirerek yine gösterelim. Evet. 12'yi alacak olursam uzun kenara. Uzun kenar 12 ise burada kısa kenar. 12'nin 4'te 3'ü gençler. 12'nin 4'te 3'ü için 4'e böldüm. 1. 4'e böldüm. 3. 3 kere 3'ten. E, kısa kenar 9 olur. Evet, 2 çarpı 12 artı 9. 12 9 daha 21. 2 çarpı 21'den bakın burada çevreyi 42'de elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi denizli seçeneği elde edilemez diyelim. Evet devam edelim. 5. sorumuza geçelim. Evet aşağıda bir e, aşağıda her bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerine bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerden her birinin uzun kenar uzunlukları metre cinsinden birden büyük birer doğal sayı olduğuna göre alanı vermeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Şimdi aşağıda bakın şu ortak kenara 20 ile 28'in ortak çarpını 4 diyeceğim. Bakın buraya 4 dersem 4 kere 5 20, 4 kere 7 28'dir. 21 ile 12'nin gençliği ortak çarpanı 3 dersem 3 kere 7 21 3 ile 4'ün çarpımı da 12'yi verir. Gençler zaten 1'den büyük dediğim için buraya 22 dersek bakın bu kenarımızın tamamına 20 kalır. 5 7 daha gençler 12 yapar. 12'ye 8 eklersek 20 olur. Bakın buraya 8 kaldı. O halde buraya 4 dediğim için bakın buraya 4 diyorum. Bu alan 4 kere 8'den 32 santimetre kare olur. Veya 32 metrekaredir. Peki buraya 7 buraya 4 dedim ya işte toplamı 11 yaptı. 20'den 11 çıkarsak buraya 9 kalır. Burada da 9 ile 3'ü çarparsam burası da 27 metrekaredir. Evet, bizden bu ikisinin toplamını istiyor. 32, 27 daha. 59 metrekare olur sorumuzun yanıtı. Bursa seçeneği olur diyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler. Altın sonra Kerem ile Erdem aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerin toplamı kadar puan da rakibine yazılıyor. Örnek verilmiş gençler. Oyunda Kerem 13 Erdem 14 puan aldığına göre Erdem oyunu kazanır demiş. Buna göre Kerem 15 sayısını söylediği oyunda Erdem Aşağıdakilerden hangisini söylerse oyunu kazanır diyor. Arkadaşlar şöyle Kerem diyeceğim. Buraya da Erdem diyelim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada eğer Kerem 15 sayısını söylerse Kerem'e 15 yazıyorum. Evet 15'in çarpanları gençler kendi hariç. diğerlerinin toplamı da Erdem'e puan olarak gelecek. 15'i çarpanlar arası 1 kere 15 3 kere 5'ten evet 15 hariç 1 4 9 bakın buradan 9 puan Erdem'e gelir. Peki şimdi gençler Erdem sırasıyla 18 sayısını söylemiş olsaydı. Evet 18 sayısını söylerse bakın buraya 18 gelecek. 18'in bölenleri 1 18 2 9 3 6 gençler 18 hariç diğerleri 9 6 da 15. Evet 15 18 20 21. Bakın buradan da 21 puan buraya gelir. topladığım zaman burası 36. Burası gençler 27 olur. Bu durumda gençler Erdem değil Kerem kazanır. O halde ne diyoruz? A seçeneği olamaz. Peki şöyle kalemi değiştirerek devam edelim. Evet 24 sayısını söylerse gençler bakın burada. Evet. Erdem 24'ü söylerse 24 puan gelsin. 9'da 24 toplayacağım. Buradan 33 puan olur. 24'ün çarpanlarına ayıralım. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6 diyoruz. Kendi sadece değerlerini toplayacağım. 20, 10, buradan da gelirse 6 gelir. 3, 5, 6, 20, 30, 36 gelir. Bakın 15 ile 36'yı toplarsam gençler 51 yapar. Evet 51 yaptı. Bu durumda yine kim kazandı? Evet 51 33'ten büyük olduğu için Evet o yine Kerem kazandı. O halde Erdem 24 sayısını söylememesi gerekir deriz. Peki 27 sayısını söylerse gençler. 9 da 27'yi toplarsam. 9, 27 daha sevgili gençler ne yapar? 36 puan olur Erdem'in. Şimdi 27'nin çarpanlarına bakalım. 1 kere 27. 3 kere 9 diyorum. Kendisi hariç gençler. 9, 10, 13 gelir. Bakın burada 13 puan alır. Şuradan 13 diyelim. 15'te 13 toplarsak 28 olur. Bakın burada 36 28'den fazla olduğu için bu durumda oyuna Erdem kazanır ve bu durumda da C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler. Bakalım başka sorumuz kaldı mı? Evet 7. ve son sorumuza bakıyoruz. Erhan Tahtaya 1'den 15'e kadar 15 sayıyı yazıyor. Sonra her adımda Tahtada yazılı olan sayılardan birini seçiyor ve seçtiği sayının tam katı olan tüm tüm sayıları tahtadan siliyor. Evet Erhan ilk adımda 5, ikinci adımda 2, iki, üçüncü adımda 3 üç sayısını seçmiştir. Buna göre bu 3 adımdan sonra tahtada kalan sayıların toplamını istiyorum. Şimdi arkadaşlar önceki 5'in katlarını silelim. Birinci adımda 5'i seçtik. 5, 10, 15 gitti. Daha sonra 2'nin katları gidiyor. Yani çift sayılar gidiyor. Evet gençler son olarak da 3'ün e, katlarını elemem lazım. 3'ü eledim. 6 elenmiştir. 9'u eledim. 12 elendi. 15 elendi. Geriye kalan sayılarımız gençler bakın. 1 kaldı. Evet 7 kaldı. 11 kaldı. 13 kaldı. O halde 1 artı 7 artı 11 artı 13. 13 11 daha 24. 25 7 daha 32. Evet buradan 32 sayısı kalan sayıların toplamıdır. Ve C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.